Peki şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında ekonomi geliyor. Zafer Partisi'nin ekonomi politikası nedir? Neler söylemek istersin Sayın Genel Başkan? Evet, gerçekten çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve 22 seneden beri neoliberalizmin en kötü örneğini, dünyadaki en kötü örneklerinden birisini Türkiye'de yaşadık. 125-30 milyar dolarla başlanılan dış borç şimdi 500 milyar dolara yaklaştı. Ve bu arada 60 milyar dolardan fazla bir özelleştirme yapıldı. Yani bu da gitti, yatırıma dönüşmedi. Olağanüstü büyük yap işlet devret kamu özel işbirliğiyle borçlanmalar gerçekleşti. Türk halkı borçlandı. Tarımda ekmeğin biz parasını vereceğiz diyerek çiftçi ziraatten koparıldı. Hayvancılık Tarım Bakanlığı'nı ele geçirmiş olan belirli lobiler tarafından, şirketler tarafından adeta öldürüldü. Ve Türk halkı bugün adeta açlıkla boğuşuyor. Ve hükümetin herhangi bir makroekonomik politikası yok. Bir tek hedef var, enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için de batıdan, finans çevrelerinden çok yüksek faizlerle borç alıyorlar. Türkiye'ye para gelmesini sağlıyorlar. O para Türkiye'ye geliyor ve Türk lirasına dönüyor, sıcak para. Ve bizim bankalarımıza yatıyor, yüksek faiz veren, batıda hayal edemeyecekleri faizleri, dünyada hayal edemeyecekleri faizleri burada alıyorlar ve onlara kur garantisi veriyor. Yani doları 33 liradan bozdurduysa bir sene sonra faizini alıp tekrar dolara çevirdiğinde dolar 43 lira olmayacak, 34 lira olacak en fazla. Ve böylece bu insanlara, bu yabancı finans çevrelerine Türk halkının zenginliği aktarılıyor. Ve Türk halkının da tüketimi kısılarak, hedef o, siz geçen sene olduğu gibi, evvelki sene olduğu gibi tüketmeyeceksiniz, daha az tüketeceksiniz, böylece enflasyon düşecek, bu varsayılıyor. Oysa sabit gelirlilerin, dar gelirlilerin, mesela siz de sabit gelirlisiniz, ben de sabit gelirliyim. Siz de maaş alıyorsunuz, ben de maaş alıyorum. Bunun dışında bir gelirimiz yok, bir şey alıp satmıyoruz. Yok. Ve bakın 16 milyon insanımız, bunlar emekli, dul ve yetim, 8 bin lirayla 12 bin 500 lira arasında bir maaş alıyorlar. Milyonlarca insan 17 bin 500 lira asgari ücret alıyor. Ve bu sabit gelirlerin milli gelirden aldığı pay aşağı yukarı 5 seneden beri düşüyor. Fakirleşiyoruz yani. Gıda enflasyonu dünyada birinci sırada %60. Savaştaki Rusya ve Ukrayna'dan daha fazla. Bakın savaştaki Rusya ve Ukrayna'dan daha fazla. Ha şimdi böyle bir ortamda bakıyorsunuz 85 yaşındaki bir kadın dışarıda, sokakta mendil satarak para kazanmaya çalışıyor. 65 yaşında bir kadın evlere temizliğe gidiyor. Sonra bu insanlar pazar yerlerinde dolaşıyorlar ve pazar yeri toplandıktan sonra atılmış çürük domatesleri, çürük meyveleri alıp evlerine götürüyorlar.